Evet selamünaleyküm Mobile Legends Bank Bank'te birçok yeni gelecek olan kostüm var. Bunları sizlerle beraber bakacağız. Sizler için derledim. Ne zaman gelecek olduğunda aşağılarda not olarak hepsinden bıraktım. Hepsinden kısa kısa bahsedeceğiz. Öyle uzun uzadıya anlatmayacağım. Hemen videolara başlayalım. Evet ilk kostümümüz ruh konakçılarından Hanabi'nin kostümü olacak. Efektler açısından acayip mükemmel bir kostüm. Detayları falan çok güzel bir biçimde işlenmiş. Bayağı güzel bir kostüm olacağı benziyor. İlk geldiğinde zaten premium tedariklerle falan bir tanesini uygun bir şekilde alabileceğimizi düşünüyorum. Tabii bir tanesini seçmek zorunda kalacağız tahminen veya inşallah bir tanesini de yine etkinlikten çıkartırız diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde buna bakacağız. 6 Temmuz'da zaten yazdığım gibi gelecek. İnşallah etkinliğe tekrar patlatabiliriz. Bugünlerde bedeviliğim üstümde. Abi şunun efektlerine baksan efektleri acayip iyi bu arada çok güzel bir biçimde etkinlik kostümleri işlenmiş cidden karakterlere. Karakterlerin base efektleri bile ayrı bir güzel olmuş. Şimdi geçelim Amon karakterine bir de Amon karakterine nasılmış ona bakalım. Evet şimdi geldik Amon karakterine. Amon karakterine acayip derecede güzel oturmuş bir kostüm. Uzun zamandır da yine Amon'a bir kostüm gelmiyordu. Cidden güzel olmuş. Bununki diğerininki mor. Bununki sarı bir tane aslanı var. Cidden Ruh konakçıları etkinliği gelse de şu etkinliği bir patlatsak diye bakıyorum. Bu da yine aynı şekilde 6 Temmuz'da bizlerle olacak. Efektlerini falan kısa tutacağım zaten uzatmaya hızlı hızlı gerek yok. Tüm skill efektleri zaten görmüş olduğunuz gibi bayağı kallafi. Hele ultisine skill efekti bu Yani acayip derecede havalı kostümler. En ucuza nasıl alınır? Premium tedariklerle, günlük çevirmelerle falan alınır. Şimdi geçelim bir sonraki kostümüze. Zaten kostüm serimiz bayağı bomba gibi devam edelim. Şimdi kostümümüz bir tane kolektör kostüm. Layla'ya gelecek. Uzun zamandır görsellerini paylaşıyorduk. Fakat efektlerine gelecek olursak. Giriş ekranındaki resim falan acayip güzel. Kendisi de güzel işlenmiş bir kostüm. Detayları falan harika. Cidden harikulade bir kostüm olmuş. 3500 elmasa değer mi? Görünüş olarak değer. Değer. Ama şimdi gelin bir de efektlerine bakalım. Efektleri açısından açıkçası bana kötü geldi. Çünkü Layla'nın efektleri açısından çok yoğun, çok güzel kostümleri var. Ona nazaran birazcık sönük kalmış. Kolektör kostümlerde genelde böyle bir sıkıntı oluyor genelde. Şimdi gelelim en sevdiğim kostümlerden bir tanesi Kadita abi. Kadita'nın Creed serisi. Creed serisi zaten kostümler başlı başına çok güzel oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Odetta'nınkini bayağı uygun almıştım diye hatırlıyorum. Bununkin de tahminen uygun bir fiyata alırız diye düşünüyorum. Zaten detayları falan tam kolektör kostüm tadında. Ultisi'nin şu efektleri görmüş olduğunuz gibi çok şirin ya. Aşırı şirin bir efektleri olmuş. Bu birinci skillin, ikinci skillin, ultisi'nin efektleri falan cidden çok iyi alınmaya değer bir kostüm. Şimdi gelelim Valentina'ya cidden güzel bir kostüm yapmışlar. Detayları açısından altın teması cidden çok güzel işlenmiş kostüme. Sarışın bir Valentina görüyoruz. Bizlerle beraber 26 Haziran'da olacak. Cidden çok hoş olmuş. Şimdiden alacaklara hayırlı olsun. İnşallah MSC sandı getirirler. Orlardan çıkartırız diye düşünüyorum. Uygun bir fiyata gelirse hele çok güzel olur. Valentina severlere şimdiden hayırlı olsun. Ama abi genelde şu skill efektlerine falan yaparken genelde şu sağda solda şu M, E, V, C falan yazıyor. Bunlar keşke olmasaydı. Bunun yerine daha böyle naif bir efekt getirselerdi daha iyi olurdu bence. Ama yapacak bir şey yok. Bu haliyle de gayet güzel olmuş. Şimdi kostümümüz görmüş olduğunuz gibi Gusion'un Starlight kostümü 1 Temmuz'da bizlerle olacak. Gusion severler bunu gayet sevinecektir çünkü kostüm aşırı havalı. Bir önceki Star üyelik kostüm birazcık buna nazaran sönük kalıyordu. Zaten yeni Star üyelik kostümleri bayağı kalafi kostümler ve güzeller. Şuna bakacak olursak efektler açısından fena değil abi. Şimdiki genelde zaten Star üyelikler tam bir fiyat performans kostümleri. Şimdi işte yeni Summer kostümümüz Florun gayet şeker olmuş kızlar buna boyulacaktır. tahminen 20 Temmuz'da bizlerle olacak. Çok şirin ve güzel bir kostüm olmuş kim çizmişse ellerine sağlık. Genelde Florun zaten Sopta da gayet güzel güzeldi tam bir kurtarıcı canavar kendisi. Efektlerine bakacak olursak efektleri de gayet şirin. Angela'ya da bu tarz bir Summer kostüm gelse fena olmazdı. Ultisinin şekli falan ama şu ultisinin şekli bence ayarlanmalıydı. O yine mavi çiçek olarak gözükmesi birazcık kötü olmuş bence. Diğerleri standart. Yani bir summer kostümüne çok fazla bir şey de beklememek lazım. Şimdi gelelim hepimizin en sevdiği kostüm türü. O da nedir? Bedava kostümler. Hepimiz bayılırız. 17 Temmuz'da gelecek olan Silvana'nın ücretsiz kostümü. Gayet zaten şık gözüküyor ve güzel bir kostüm olacak. Hepimizin beğendiği tarzda bir e, kim çizmişse güzel olmuş. Skin efektlerine gelecek olursak spesyal bir skin. Çok bir kostüm efekti beklenmek gerek ama sadeliği dahi güzel olmuş kostümün. Bedava mal ballan tatlıdır. Şimdi gelmiş şey şu Zilon karakterinin yenilecek olan epik kostümüne. Güzel ama şöyle bir kayda var dostum. Kim yapmışsa bunu seslendirmesini çekip buf buf vurmak lazım ya. Bu kadar ince bir ses kötü. En azından bizim Türk serverında birazcık da bunları seslendirmeleri daha güzel. Şimdi geçelim skill efektlerine. Skill efektlerinde genelde zaten tek bir tane skillinde doğru düzgün e, bu efektlendirmesi var. O da ultisinde birazcık değişiklik var. Şu şekilde zaten görüyorsunuz ultisini basında artık arkasından bir gölge fışkıracak ve bu gölgede açıkçası bayağı güzel gözüküyor. Şimdi gelelim Lunox karakterine. Görmüş olduğunuz gibi aşırı güzel, aşırı şirin bir kostüm yapmışlar. 22 Haziran'da bizlerle olacak. Yani bunu yüz elmas olarak alacağımız zaten çok daha güzel. Bunun yanına bildiğiniz yağlı börek olmuş bizim için. Gayet güzel. Şimdi gelelim Grok kostümüne. Grok zaten çoğu öncelerden bildiğiniz gibi Survey kostüm olarak yayınlanmıştı. Bunun kendisi de gelmiş olduğu skill efektleri falan görmüş olduğunuz gibi baya güzel yani alınabilecek. İnşallah ilk geldiğinde güzel bir indirim olursa hepimiz alabiliriz. Ve son olarak da Zuxin karakterine getirilecek olan 31 elmasa hepimizin neredeyse alabileceği 29 Haziran'da bizlerle olacak olan <laughs> renklendirilmiş düz kostüm bulunmakta. Hayırlı olsun. <laughs> Ve son olarak da getirilmesi planlanan bazı kostümler var. Direkten görmüş olduğunuz gibi Cici'nin bir tane getirilmesi planlanan survey kostüm var. Bildiğiniz gibi Surveil kostümler sonradan geliyor. En son Gorok'ta da göstermiş olduğum gibi. Birincisi bu. Bir tane daha bulunmak hemen onu da göstereyim. İkinci kostümümüz kostümümüzde bu şekilde gayet kim çizmişse şirin bir biçimde çizmiş. Oylamaya gelse tahminen çoğu kişinin bunu seçeceğini düşünüyorum. Şimdi geçelim bir sonraki Surveil kostümlere. Şimdikiler baya baba kostümler yani o şekilde söyleyeyim. Terizla kahramanla getirilmesi planlanan Surveil kostümler ki bu cidden çok kallafi bir kostüm olmuş getirilirse çok sevinirim açıkçası oyundaki en favori kostümlerimden bir tanesi olabilir kim çizmişse cidden rock rollcunun dibiymiş yani bayağı güzel gözüküyor açıkçası şimdi geçelim Teresa'nın ikinci survey kostümüne ikinci ise bu şekilde kim çizmişse bunu da bayağı fantastik bir düşünceye sahipmiş benim tercihim hala bir numara hadi geçelim üçüncü survey kostüme bu da Terizan'ın 3. survey kostümü. Bu da bayağı kallafi bir kostüm. Şöyle bakıldığında çizimleri falan gayet hoş gözüküyor. Birazcık ahtapomsu bir tema var. Bunu çizdiğinde bayağı hayal dünyası genişmiş ve güzelmiş gibi görünüyor. Şimdi geçelim bir sonrakine. Evet Terizan'ın son survey kostümündeyiz. Kraken teması işlenmiş resmen. Şuradaki şeye falan bakacak olursak silahındaki ve yüzündeki motiflerden. Bayağı hoş gözüküyor ama hala tercihim o birinci olanda. Resmen şu birinci olan dediğimde buydu. Resmen beni al diye bağırıyor kostüm. Şimdi geçelim etkinlik takvimine. Evet ve son olarak etkinlik takviminde görmüş olduğunuz gibi çoğunun ne zaman geleceği belli. Fakat şu sondakilerin maalesef tarihleri değişebilir diye onların maalesef tam geliş tarihleri maalesef belli değil. Evet yeni geleceklerde bu şekildeydi. Böyle bir Instagram hesabım var. Destek olmak isterseniz yeni gelen Survey kostümleri ve yeni gelen takvimleri en hızlı paylaştığım yer. Aynı şekilde de TikTok hesabım bulunmakta. Takip ederseniz ve destek verirseniz sevindirirsiniz. Hemen TikTok hesabını göstereyim. Evet bu da TikTok hesabım. Tüm yeni gelecekleri aynı şekilde buradan da paylaşmaktayım. Şimdiden takip edenlere, destek olanlara, yorum yapanlara, like atanlara, YouTube'da, Instagram'da, TikTok'ta destek olanlara çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakınız. Allah'a emanetsiniz. Sayın Orhan.